Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 9 Mart 2022 Çarşamba günü BİM'in aktüel afişini görüyorsunuz. 10 Mart'ta gelecek olan ürünleri görüyorsunuz arkadaşlar. Boyalar var, ev için bazı malzemeler var ve bu afişte çiçek ürünü yok arkadaşlar. Evet, hiç çekimimi bölmeden BİM'in içine giriyorum arkadaşlar. Evet, BİM'in içindeyim ve aktüel ürünlerin sergilendiği sepete doğru ilerliyorum. Evet, Ramazanlık tatlılar geldi. Ben ayrıca bugün Kemalpaşa tatlısı aldım burada. Evet, ilerliyorum. Geçen haftanın aktüel ürünlerinden bakın, yapay çiçekler de burada duruyor. Evet arkadaşlar, Euphorbia Mini ve benim bildiğim Fitonia, ama burada Hopaster diye isimli çiçek geldi. Şöyle geniş bir çekeyim. Evet arkadaşlar, çok geldi. Görevli arkadaşa sorduğumda bunların dün geldiğini ifade etti. Aktüel ürün değil fakat haftaya gelecek olan çiçek çeşitleri olduğunu söyledi. Depolarda bekleme aşamasında sıkıntı oluşmaması için reyonlara erken çıkarttılar. Ben şimdi barkod tarihini size gösteriyorum. Evet arkadaşlar, 04.03.2022, yani yeni geldi bu çiçekler. Almak isteyen arkadaşlar reyonlara daha dikkatli bakabilirler. Euphorbia Mini ve benim bu Fitonia diye bildiğim çiçek çok fazla gelen bir çiçek değil. Ve çiçekçilerde özellikle dikenler tacı da çok bulabileceğiniz, özellikle sarı rengini bulabileceğiniz bir çiçek değil. Evet, ben bu çiçeği size gösteriyorum. Bunlar 9 TL 90 kuruştan satışa sunuyorlar. Ve 3 rengi var farklı. Biraz açık pembe arkadaşlar. Yeşilli beyazlı var. Kırmızıya dönük olan var. Evet, bu da farklı bir rengi. Bu da beyazlı bir rengi arkadaşlar. Çok güzel, harika görünüyorlar. Evet, dikenler tacı çiçeklerini göstermek istiyorum. Bu sarı rengi. Sarı rengi piyasada çok fazla bulunamıyor ve çok almak isteyen arkadaşlar var. Evet, bu da beyaz rengi. Bu beyaz gibi gördüğünüz, yani krem gibi gördüğünüz, biraz güneşte pembemsi olabiliyor. Ama sarı renk tamamen sarı. Güneşte de sarı. Evet arkadaşlar, bu pembeli kırmızılı gibi. Bu şekilde çok güzel dikenler tacı çiçekleri getirdiler. Bu hovartalar önceki haftalardan kaldı. Bakın, bunun tarihi 24.01. Evet, diğerlerinin tarihi 04.03.22. Yani arkadaşlar, barkod oluşturdukları tarih bunlar. Barkoddan sonra satışa sunuyorlar. Evet arkadaşlar, bu da kırmızıya yakın olan dikenler tacı. Şöyle göstermek istiyorum. Kimisi daha fazla yavru vermiş. Evet, ben bunları Hollanda hibriti olarak biliyorum. Çok fazla suyu sevmiyorlar. Güneş alan aydınlık bir yerde bakılmayı seviyorlar. Soğuktan korumanız gerekiyor. Bu çiçekler haftalık aktüel ürün değil ama haftaya beklenen aktüel ürün çiçekleri. Almak isteyen arkadaşlar bu hafta reyonlara daha dikkatli bakabilirler. Ben buradan şimdi eve gideceğim. Evdeki kendi dikenler tacı çiçeklerimi sizlere göstermek istiyorum. Evet, tekrar merhabalar. Evdeyim arkadaşlar ve evdeki Euphorbia millilerimi, yani dikenler tacı çiçeklerimi şöyle size göstermek istiyorum. Hani ne kadar uzayabilirler, ne kadar daha uzayabilirler, boyut algısını sizlere aktarmak için böyle evden bir çekim yapmak istiyorum. Arkadaşlar, şu menekşemi buraya koydum ki boyutunu daha iyi algılayın. Bu benim kırmızı Euphorbia Mini'm. Bakın. Şöyle filizleri de verdi. Bu yavru olan Euphorbia Mini'lerim. Bakın. Şimdi kışın dinlenme vakti. Bunu ben mesela geçen yaz fidelemiştim. Dinlenme vakitlerinde çok uzamıyorlar. Ama bahardan itibaren mesela bu şu kadar bir uzayacak. Evet, bu da böyle beyaz pembeli olan Euphorbia Mini. Şöyle birçok yavrusu var arkadaşlar. Bu da benim sarı olan Euphorbia Mini'm. Bahardan itibaren daha güzel çiçeklerini gösteriyor. Daha çiçekli oluyor. Euphorbia millilerim hiçbir zaman çiçeksiz kalmadı. Hani çiçeklerini dökse de sürekli çiçek açtı. Bakın, bunlar mesela eski çiçekler, eski çiçek kalıntıları. Ama her zaman çiçeklerini açtı arkadaşlar. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.